Günaydın, günaydın, günaydın. Ne kadar tatlı bir bebek, değil mi? Ama gece bakın üstünü ne yapmış. Gece kaka yapmış ve üstüne oturmuş. Bu kaka burada kurumuş. Bebek bakmak öyle kolay bir şey değil. Bu patilerin altları mahvolmuş. Bu ayaklar mahvolmuş. Bebek bakmak öyle kolay bir şey değil. Şimdi ilk banyo yapacağım bunu. Mecbur. Başka türlü temizleyemem bunu çünkü. Ilık suyla yıkayacaksınız arkadaşlar yavrularınızı. Şimdi ben banyo yaptırmadan önce biliyorsunuz bunların gözlerinde akıntıdan şöyle sararmalar oluyor. İlk makineyle bunu keseceğim. Biliyorsunuz bu makineler zaten insan derisini de kesmiyor. Hayvanı da kesmez. Korkmayın o yüzden. Bakın şunu alıyorum. Sadece şuraya. Değdiriyorum. Bakın orası tertemiz. Aynı şeyi diğer tarafı da yapıyorum. Hatta şu çorap temizliği de böyle durdu. Dur tatlış dur. Şu pipisi var ya. Onu da kesiyorsun. Hatta şunun poposunu da açalım. Normalde şöyle. Poposunun etrafını açmakta fayda var. Bunları daha önce zaten göstermiştim. Ama yine bilgi tekrarlamakta fayda var. Unutuluyor çünkü. Nasıl ayağa bakın. Şimdi ben ne yapıyorum? Ben bebekleri bebek şampuanıyla yıkıyorum. Göz yakmayan bebek şampuanıyla. Böyle biraz burayı doldurursak iyi olabilir. Ilık suyla, çok sıcak değil, çok soğuk da değil. Şurayı şöyle tıkarız. Yavaş yavaş. Alışkı bulaşan yer ılık suyla yumuşacak zaten. Siz bir eldiven takabilirsiniz. Ben alışkın olduğum için eldiven takmıyorum. Hayır hayır korkma. 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 Şu pisli artık yeni pisli olur. Yeni pisli. Zaten bakın aslında deterjan kullanmaya bile gerek yok. Bu olay gece yaşanmış. Sabah kalktığınızda direkt temizleniyor zaten. Akıp gidiyor. Suyu gördükçe ama ben yine de şampuanla yıkayacağım. Bakın o suyla eriyip gidiyor zaten. Bebek dışkısı bu. Anneler tiksinmez bebek dışkısından. Suyu gördüğümde bu dışkı eriyor zaten suda bakın. Hiç aslında deterjana bile gerek yok. Şampuana, deterjana böyle. Bakın. Ama ben yine bir dalimle yıkayacağım temiz olması için. Dur, korkma bir şey yok. Korkma.
Böyle. Hepsini, ayaklarını. Seni yiyeceğim ben. Güzel canım. Dalinle, ılık suyla. Yıkayabilirsiniz. Bunu acil durumlarda yapabilirsiniz. Baktınız bebeğiniz çok battı dışkıyla. Bunu yapabilirsiniz. Yani bir pudrayla, tarakla temizlenemeyecek durumda yıkayacaksınız. Sürekli yapmayacaksınız bunu. Çünkü çok normal bir şey değil. Bebek daha yıkanmak için çok küçük çünkü. Ama ben gördüğünüz gibi mecbur kaldım. Paşa. Hop. Tamam. Tamam. Tamam, rahatladım bak. Tamam. Tamam, korkma, tamam, pardon. Tamam. Tamam, su mu yuttun? Pardon, sıkıldın mı? Bir tanem, tamam, korkma. Arkadaşlar, yani küçük bebek yıkıyorsanız suyun sıcaklığına çok dikkat edin çünkü bebekler bu aşırı sıcaklıktan, vücut ısılarından bile çok çabuk etkilenebiliyorlar. Şu an bakın bu etkilendi mesela. Ne oldu, uykun mu geldi? Korkma, tamam, geçti. Geçti, bir tanem geçti. İlk önce havluyla iyicene kurulacaksınız. Korkma babacığım, korkma. Neden korkuyorsun? Aç bakalım şu bacaklarını. Tırnaklarını da kesmemiz lazım. Dur. Aç bakayım, dur. Bak tırnakların takılıyor. Keseceğiz tırnakları da. Korkma, tamam. Şimdi saç kurutma makinesini de hafif bir şekilde. Thank you.
Şimdi bakın arkadaşlar, Haziran ayındayız zaten. Hava soğuk değil, onun için buraya koydum. Bakın şimdi arkadaşlar, pamuk gibi oldu. Bu patiler biliyorsunuz büyüdükçe kararıyor. Bunun bakın başlamış kararmaya. Bunlar şimdi yavaş yavaş siyahlaşacak. Dalinle yıkadık. Saç kurutma makinesiyle güzelce kuruttuk. Bu şekilde pamuk gibi oldu. O şimdi uyuyacak. Kendinize iyi bakın. Bye bye.